Evet. 3 ay. Neydi sırkası? Mantar ve yaraları vardı. Daha büyük. Zaten bunlar karada denize gidemiyorlar. Ha, bir yerde fark ediyorsunuz. Biz kibarlar. Yani insanla beraber. Kaç yaşındadır tahminen? Yani bu 60 yaşındadır. Yaşa aşağı yukarı değil mi? Evet. Yani en verimli aslında da her şey. Karşıdan bir biraz daha. Tamam. Koyduk üzerine. Şöyle. Bir tutuşu üzerine. Burası. Tamam. Tamam. Numaramız 7800 ve önceye dağılarak. Ayşe hocam. Geçiyorlar. Yolu baktı açık olsun. Sağlıkla. Evet. Abi çıkalım. Komple çıkalım. Gelin. Şuraya mı alacağız? Takip ediyor, ışığı takip ediyor. Aya gidiyor, aya. Ayı takip ediyor. Aya takip ediyor. Ayı takip ediyor. O dinlene dinlene gidiyor. Şuraya yaklaşınca hızlanmaya başladı. Biraz önce tedavisi tamamlanan iki deniz kaplumbağasını denizle buluşturduk. Mersin ilimiz biliyorsunuz deniz kaplumbağaları için önemli bir merkez. Yumurtlamalarını yaptıkları sahillere, kumsallara sahibiz. Zaman zaman deniz kaplumbağaları bu sahillerde değişik sebeplerle yaralanmalara veya rahatsızlanmaya maruz kalabiliyorlar. İlimizde de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı
deniz kaplumbağalarını kurtarma ve rehabilitasyon merkezimiz. Aynı zamanda bilgilendirme maksadıyla da görev yapan bir merkezimiz var. Bu merkezde görevlilerimiz var, veteriner hekimlerimiz var. Çeşitli sebeplerle yaralanmış olan ve bir şekilde zarar görmüş olan kaplumbağaları tespit ederek bu merkeze arkadaşlarımız getiriyorlar. Burada gerekli bütün tedavilerini yapıyorlar ve bugün olduğu gibi onları tekrar doğaya, suya, denize kavuşmasını sağlıyorlar. Bugün de dediğim gibi iki kaplumbağayı denizde buluşturdum. Tedavileri tamamlanıp Akdeniz'e uğurladığımız kaplumbağalarımızı aynı zamanda markalama da yapıyoruz. Bu markalama sayesinde dünyanın neresine giderlerse gitsinler, eğer olur ya hiç istemeyiz ama başlarına bir şey geldiğinde veya tekrar rahatsız olduklarında, yaralandıklarında o marka üzerinden nereden geldikleri ve bunların nerede kayıtlı oldukları, ki Tarım Orman Bakanlığımız Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nde Genel Müdürlüğü'nde kayıtları var. Hemen oraya ulaşmak suretiyle gerekli irtibat sağlanıyor. O yüzden bu iki kaplumbağamıza da bu markalamayı da yapmış olduk. Bu merkezimizde bugüne kadar 45 deniz kaplumbağası tedavi edilmişti. Bugün iki kaplumbağayı da tedavi etmek suretiyle toplamda 47 kaplumbağayı denizle buluşturduk. İlimize daha çok karette olarak da bilinen İlibaş deniz kaplumbağası ve Kelenya Midas olarak da Latincesi ifade edilen yeşil deniz kaplumbağaları daha çok bizim sahillerimizi tercih ediyorlar. Bugün bu türlerden oluşan iki kaplumbağanın tedavisi gerçekleştirildi. Tabii bu tespitleri yapmak üzere ilgili personelimiz sürekli kaplumbağaların yumurtlama alanlarında, sahillerde, kumsallarda geziyorlar ve kontroller yapıyorlar. Bunun dışında zaman zaman vatandaşlarımızın da tespitleri oluyor. Bu tespitleri bizlere bildiriyorlar ve anında reaksiyon gösteriliyor, gerekli adımlar atılıyor. Buradaki maksat, koruma altında olan bu kaplumbağa türlerini uluslararası sözleşmelerle, Bern ve Barcelona sözleşmeleriyle, ki bu sözleşmelere ülkemiz Türkiye'de imza atmak suretiyle taahhüt altına almış durumda. Bu sözleşmelerle türleri kaybolmakta olan kaplumbağaların koruma altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu çalışmalarla da gene bu türün ayakta kalması ve doğada yaşamlarını devam ettirmesine Mersin olarak ve bu merkezden katkı sunuyoruz.